Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizler de iyiyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ne yapıyorum yine bugün? Valla biberleri yondum. Onları ayıklıyordu. Ela da çilek naylonlarını fidiler geliyorlarmış, yani siparişi artık gönderiyorlarmış kargoyla. Artık nasip olursa, yarın gelirse yarın onlar dikmeye başlarız. O da naylonlarını deliyor. Ben de biberleri yondum, onları ayıklıyordum. Şöyle hemen hemen bir kasa kadar ayıkladım. Turşu falan yaparım dedim. Acıktık arkadaşlar, eve çıktım. Eve çıktım, namaz kıldım. Ne yapayım ne yapayım derken valla oradan hemen azıcık şu kadar yumruk kadar şey çıkardım. Kıyma çıkardım. Ondan sonra 8-10 tane büyük orta boylardan soğan doğradım. Onu hemen el blenderında çektim. Ondan sonra ondan kapya biberlerimiz vardı. Şöyle kapya biberler camakenden. Bakın. Bakın bunlardan, kapya biberlerinden 5-6 tane bunlardan aldım. 5-6 tane şöyle acı biber aldım arkadaşlar. Bakın acı biberler de çok güzel, ince ince şöyle şunlardan 5-6 tane bunlardan aldım. 5-6 tane bunlardan doğradım. 2 tane bundan doğradım acı. 8-10 tane tatlı biber doğradım. Bir tutam maydanoz doğradım. Güzelce bunları hepsinde bir güzel katık yaptım. Önce kıymasını kavurdum. Onun arkasından soğanını doğradım. Soğanını koydum. Onun arkasından biberlerini koydum. Onun arkasından salçasını koydum. Kapattıktan sonra da maydanozu doğradım arkadaşlar. Maydanozuyla beraber kapattım altını. Bu soğusun. Şöyle güzel bir katık oldu. Daha tadına tuzuna da bakmadım. Tuzu nasıl, acısı nasıl, vallahi hiç bakmadım daha. Doğradım. Bu soğusun, şöyle bunu kenara alacağım. Bu soğuncaya kadar da bir paket maya aldım. Şöyle 2 kilo kadar hamur eledim, un eledim arkadaşlar. Şöyle vallahi evde ekmeklerimiz de varmış. Ekmekler de bayatlar. Bayat ekmekten benim karnım doymuyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden şöyle 2 kilo kadar hamur yoğurdum. Çünkü epeyden beri ben hamur üst üste yemeyince özlemişiz. Şöyle bir paket maya atacağım. 2 kilo kadar una. Şöyle bir paket maya atacağım arkadaşlar. Bu 1 kiloluk mayalar. Yetiyor. Buna 2 kilo. Şunun kabarmasına gerek yok ya. Geri kalan hamur hamurda kabarıyor onlar. Tuzunu da atayım şöyle. Ben bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar şöyle. Şöyle mayanın üstüne arkadaşlar bakın. Şöyle şu kadar da şeker atacağım. Çünkü mayayı hani şekerle kabartıyorduk ya. Olsun, şöyle azıcık şeker atıyorum ben de. Yetiyor zaten o. Tuzunu da atayım şöyle. Ben bunların hepsini böyle bir harmanlıyorum arkadaşlar. Tuzunu, mayasını. Zümrüt de okuldan geldi. Burada annesi önüne bir şeyler koymuş, abur cubur. Onları yerken uyuyakalmış. Artık onu yerine yatırdım. Eylül'de bir annesinin yanına gidiyor. Bir benim yanıma geliyor. Annesi su istemiş. Anlaştıramayınca U diyor. Ondan su gönderdim. Şimdi geliyor, kapıyı açamayınca kapıyı taklıyor. Bir annesinin yanına gidiyor. Bir benim yanıma geliyor. O da arada böyle gelip gidiyor.
bu su yeterli gelecek herhalde. Ben bunu yoğurayım arkadaşlar böyle. Açarken görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Bakın, güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Ay be. Şöyle ağzını şimdi kapatayım. Şöyle kabarmasını beklemeyeceğim. Şöyle 5 dakika veya 10 dakika, 10 dakika bekletmem. 5 dakika yeterli. 5 dakika şöyle dinlensin. O zamana kadar ben de size şöyle balkondan Ela naylon deliyor arkadaşlar camak şeye. Aşağıda çilek yerinde. Bakın şöyle. Onu göstereyim. Şöyle. Şimdi onun yanına doğru gideceğim şöyle ama şeylerimi puzzle'layım. Dağılmadı onu çağırırım hani pişirmesi için. Naylonları çektiler arkadaşlar. Bu sefer çilek naylonlarında benim şeyim yok. Gelin kaynata ikisi yaptılar. İkisi önce aşağıya birimiz dikeceğiz. Yukarıya birimiz dikeceğiz. Yani bakın şöyle. Evet. Naylonları deliyor. Eylül'de yanında yok. Nereye gittik yok. Ha orada. Dağılmadı. Ben şöyle yanına doğru giderim. Böreklerimizi yaptık arkadaşlar. Bakın 40 tane pazıdan. Hala 42 pazı yaptıydım. 42 pazıdan 3 tane artmış. Onu da oğluma ayırmış gelin. Geri kalan hamurları da maya şey ettim. Pazıladım. Serme ekmeği koydum. 5 tane serme oldu. Ona da bakın. Ne güzel kabarıyor. Evet, bunları da çayda demledim yeniden. Bunları şimdi yağlayacağım. Üstüne keş rendeleyeceğim. Çayla. Misafirlerim geldi. Hep beraber yedik. O yüzden çekim yapamadım. Sonucu olsun çekeyim dedim. Evet arkadaşlar, nefis çayla keşle yağladım, üstüne keş rendeledim. Size afiyet olsun, size hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar, bol bol destek. Hayırlı akşamlar olsun.